Önümüzde çok önemli bir münafıklık örneğidir. İran'a bak, İran'a biliyorsunuz devlet şart koşmuş örtünmeyi İran'da. Başları azıcık açık olsa kızların eşapları geriye doğru düşse azıcık açık olmayı izin veriyorlar da baş eşapları zaten biliyorsunuz şöyle duruyor eşaplar geriye düştüğünde polisler var biliyor musunuz polisler bunun için etrafta gezen polisler var genç kızları. Dolduruyorlar arabalara ve doğru e, karakola götürüyorlar. Sorguluyorlar o kızları. Ve o, ni, nasıl örtünüyor o çocuklar? Niye örtünüyor o çocuklar? İnandıkları için mi örtünüyorlar? Yok. İnandıkları için örtünmüyorlar. Biliyorsunuz ben buna şahitlik ettim. İran'a gittiğimde... E, uçak açık insanlarla doluydu. Uçak ineceği zaman baktım uçak kapalı insanlarla dolu. Dönüşte hakeza e, o kapalı olan insanların uçakta nasıl açıldıklarına şahitlik ettim. Ege sahillerinde denize girmeye gidiyordu o insanlar. Bakın nasıl devlet sistem olarak nasıl bir münafıklık üretiyor. O insanları münafıklığa mecbur ediyor, sistem olarak mecbur ediyor. Bugün Türkiye'de siyasal İslamcıların insanlara dayattıkları şey de o münafıklık dayatılıyor insanlara. Öyleyse bizim temel sorunumuz kültürel kodların dayatmaları. Zannediyorum sizi rahatsız eden şey de bu. Ve zannediyorum sizi rahatsız eden şey de iç dış bütünlüğü yakalayamamak. Diyorsunuz ki belirli bir dönemden sonra hani benim içim, benim içim e, bu eşarbı taşımak için elverişli değil dolayısıyla bunu da atayım kurtulayım en azından iç dış bütünlüğüm olur başkalarını aldatmam diye düşünmeye başlıyorsunuz ama bu düşünce biçimi de şeytanın vesvesesi çünkü hani içimizi güzelleştirmek bizim sorumluluğumuz yani başörtüsünü atarak İç dış bütünlüğü yakalayamıyoruz. Tam tersine baş atıyoruz. Baş atmak baş atmak olarak kalmıyor. Biliyorsunuz pek çok komplikasyonu da beraberinde getiriyor. Baş e, atıyorsunuz yetmiyor. Başka uzantıları da var. Bunları böyle tafsil etmek istemiyorum ama o uzantıları beraberinde getiriyor. Başka e, komplikasyonları yani vücutta bir hastalık olduğunda başka komplikasyonları beraberinde getiriyor ya işte ateş yapıyor vücudun içerisinde efendim tansiyonunuzu yükseltiyor nabzınızı hızlandırıyor bir hastalık. Aynen onun gibi hani insanın işlediği Allah'ın emrine muhalif olarak cereyan eden her hadisenin komplikasyonları olur yan komplikasyonları da olur yan komplikasyonları oluyor ve insan bir süre sonra başörtüsünü başörtülü olduktan sonra başörtüsünü çıkaran arkadaşlar bunu kendileri ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki hani o orada kalmıyor. Yavaş yavaş insan uzaklaşmaya devam ediyor. Uzaklaşmamak için o insanların hani bu onların tercih iradi tercihleri hiç kimse karışamaz. Bir insan başörtüsünü çıkarmak istiyorsa bu onun iradi tercihidir, bu onun kulluğudur. Hiç kimse buna müdahale edemez. Bize düşen şey ona destek olmaktır. Ona düşen şey de bu feda ettiği şeyin onun ruhunda, kalbinde, duygularında oluşturacağı boşluğa izin vermemesi. Bunun için de çaba sarf etmesi. Yani bunun en azından komplikasyonlarını önlemeye çalışması. En azından hani onun sebebiyet vereceği yan tesirleri önlemeye çalışması, durduğu yerde durmaya çalışması. Başörtüsünü feda etmiş olabilir ama mesela namazlarına çok sıkı sarılması, namazı bırakmaması, daha bir namazlarına özenmesi. Başörtüsünü çıkarmışsa eğer hani dar giymemek suretiyle en azından o o fedakarlığı sadece başörtüsü üzerinden tanımlamaya çalışması. Yani bizim de onun etrafında olan insanların da onun tercihine saygılı olarak ona destek olmamız, onu e, dışlayarak, onu eleştirerek, onu yadırgayarak e, bir tepki ortaya koymamamız. Tam tersine onun yanında olduğumuzu hissettirmemiz bize düşen sorumluluk. Dolayısıyla aslında. Değerli gençler yapmamız gereken şey yani bugün başörtülülerin bence siz de öyle görüyorsunuzdur zannediyorum en temel sorunu iç dış bütünlüğü sorunu en temel sorun bu içi zenginleştirmek gerekiyor yani kabuğu atmak yerine İçi güzelleştirmek ve zenginleştirmekle sorumluyuz. Bunun için de Allah'ın o koyduğu sıralamaya tabi olmamız gerekiyor. Yani imanımızı nasıl kuvvetlendireceğiz, imanımızı taklitten nasıl kurtaracağız, onu nasıl tahkike geçireceğiz, İlimle nasıl derinleştireceğiz kendimizi ya da namazlarımızı nasıl daha özene bezene kılacağız Vere veriştire kılmayacağız namazlarımızı. Özene bezene kılacağız. Allah'ım sana geldim, isteyerek geldim, severek geldim diyeceğiz namaz kılarken. Bitse de kendimi namazın dışını atsam diye kılmayacağız namazlarımızı. Geçiştirmeyeceğiz, kaçırmayacağız namazlarımızı. Her şeyin onda saklı olduğuna inanacağız. Bakın içimizi güzelleştirmek istiyorsak o kabuğu boş bir kabuk, kabuk olmaktan kurtarmak istiyorsak namazlarımıza çok özeneceğiz. Hiçbir namazımızı kaçırmamaya çalışacağız. Namazlarımızı seve seve kılacağız, isteye isteye, özene bezene kılacağız. Hızlı hızlı değil, ağır ağır kılacağız namazlarımızı. Siz bunu yapın. Siz bunu yapın da o yetişkinlere sizin önünüzde efendim Size model olma sevdasında olan o yetişkinlere siz model olun. Siz model olun onlara. Onlar sizin namazlarınıza baksınlar da kendileri kendi namazlarını düzeltsinler. Oradan başlayın işe. Size e, kültürel kodları aşılamaya çalışanlara siz dini kodlarla cevap verin. Bakın size kültürel kodları aşılamaya çalışanlara din budur deyip de dine karşı tepki göstermeyin. Tam tersine sizin kültürel kodları dayatanlara karşı siz dini kodlarla cevap verin. Namazsa gerçek manasıyla namaz nasıl kılınırmış onu gösterin. Ona özen. Kaçmasın namazlarınız, geçmesin, gecikmesin namazlarınız. Namaz sizin aşkınız olsun, sevdanız olsun. Düşünsenize değerli gençler namaz farz ve biz bir ömür boyu namaz kılıyoruz. Şimdi onu külfete dönüştürdüğünüzde Külfete dönüştürdüğünüzde hep üstünüzde yük, hep sırtınızda yük. Öğleni kıldığınız ikindi var, ikindi yıkıldığınız akşam var, ertesi gün var. Oysa namazı hakiki bir namaz haline getirmişseniz eğer o sizin için bir yük olmaktan çıkıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir dinlenme, bir rahatlanma rahatlama, bir tazelenme, yenilenme vesilesi oluyor. Hayat insanı çok yoruyor. Hayat insanın içini çok karartıyor. Aydınlanmaya, temizlemeye, durulmaya, yenilenmeye, tazelenmeye ihtiyaç hiç bitmiyor. Ve beden hani oturuyorsunuz dinlenmeye çalışıyorsunuz. Ruh öyle dinlenmiyor. Kalp, duygular öyle dinlenmiyor. Namazla dinleniyor. Namazla besleniyor. Dolayısıyla namaza çok ihtiyacımız var. Ne yapacağız biz? Namaza özeneceğiz. Çünkü iç o. İmanımızı yenileyeceğiz. İlimle derinleştireceğiz çünkü iç o. Ve şu tesettür ne olacak bizim için? Ne olacak tesettür bizim için değerli gençler? İç dış bütünlüğü içerisinde o bizim zahirimiz olacak. Eğer öyle olursa zaten onu taşımakta da bir zorluğumuz olmaz. Onu taşımakta bir zorluğumuz olmaz o zaman. O bizim çünkü fıtratımız olur. Ama fıtratımızı bozmuşsak biliyorsunuz günahlar fıtratı bozar. E fıtratımızı bozmuşsak e o zaman e bu fıtri de olmuyor artık. Fıtri de olmuyor taşıması da zorlaşıyor artık o zaman.